bölgede ama bizim bölge bulunduğumuz. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karaaslan Destan Televizyonu'nu ziyaret etti. Ziyarette Dumlupınar Üniversitesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aysun Çağrıcı, basın yayında görev yapan öğretim görevlisi Salih Aytemur da hazır bulundu. Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Karaaslan ziyarette yaptığı açıklamada üniversite senatosunun Kütahya'da İlahiyat Fakültesi kurulması kararını değerlendirdi. İlahiyat Fakültesi kurulması için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Rektör Karaaslan, bu süreç tamamlandıktan sonra İş Milli Eğitim Bakanlığı'na ve parlamentoya düşüyor dedi. Senatomuzun aldığı kararımız YÖK'e gönderdik, Yüksek Öğretim Kurulu'na. Yüksek Öğretim Kurulu zannediyorum önce Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderecek. Milli Eğitim Bakanlığı da kanunlaşması için parlamento çalışmalarına geçirecek. Dolayısıyla şu andan itibaren konu tamamen parlamentomuzun elinde bulunuyor. Evet, yani parlamentodan bir karar, bir kanun, kanun çıkması gerekiyor. Evet. Ne kadar sürer bu Sayın Hocam? Süre tabii olur. Parlamento takvimine bağlı. Gündemine tahmin etmemiz evet. Mümkün değil. Peki parlamento onay verdiği zaman Kütahya merkezde mi düşünülüyor yoksa ilçelerde mi? Tavşanlı bu konuda bir açıklama yaptı. Tavşanlı da talip İlahiyat Fakültesi'nin burada açılması için Tavşanlı ilçesinde. Bir rektör olarak merkez kampüsünde mi açılması daha uygun olur? Bu konuda İlahiyat Fakültesi merkezde mi olacak, ilçelerde mi olacak gibi bir tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Evet. En doğru olanı yapacağız.